Enter. Polis çağırıyorum. Alo, yardıma ihtiyacımız var. Merhaba arkadaşlar, Gamer The kanalıma hoş geldiniz. Yepyeni bir Texas Katliam videosundan hepinize selamlar. Gençler, dün bugün için Dead by Daylight geleceğini söylemiştim. Ama Dead by Daylight'a gelen güncellemeyi yaparken oyun dosyalarım bozuldu. Hatta size şöyle göstereyim. Oyunu silip baştan yüklemek zorundayım gördüğünüz gibi. Sorunu çözemedim bir türlü. Bu arada Ekrem'in hesabındayım şu an Texas oynamak için. O yüzden kendi hesabımda değilim. Her neyse, bu sorunu çözmeye çalışırken çok fazla vakit kaybettiğim için saat de geç oldu. Until Dawn'ın finalini de yapamıyorum o yüzden. Çünkü en az 2 saat falan oynamam gerekecek. Editi de bayağı bir sürecek. Sonra bir de yüklemesi falan derken bugüne yetiştiremeyecektim. Uzun bir süre video streak de yapmışken bu düzeni de bozmak istemiyorum. O yüzden hani bari Texas atayım dedim. Tek o kaldı elimde yani. Rush Week diye bir mod gelmişti Texas'a. Modu anlatacağım birazdan bildiğim kadarıyla. Ona bakmaya çalışalım bari. Şimdi arkadaşlar, lobide gördüğünüz gibi 7 kişiyiz. Aralarından bir kişi katil oluyor. 6 ve 1 yani. Bu 6 kişi bu evden kaçmaya çalışıyor. Kaçmak için aküyü falan yapıp sanırım telefon kutusuna sinyal yollamaları, işte güç yollamaları gerekiyor. Sonra polisi arayıp 5 dakika beklemeleri gerekiyor. Biraz 13. Cuma mantığına çevirmişler yani. Ama çok fazla bilgi veremeyeceğim bu mod hakkında. Oynayarak görmeye çalışacağım. Çünkü böyle bir içerik fikrim olmadığı için, hani çok ani gelişti her şey, içeriye çalışamadım yani. Modu da kimseden falan izlemediğim için tam olayını bilmiyorum. Tek bildiğim 6 ve 1 oldu. Johnny sanırım 2 vuruşta mı 3 vuruşta mı ne öldürüyormuş. Katil sadece Johnny olabiliyor bu arada. Bakalım, Dead by bozulmuşken, Until Dawn için de zamanım yokken araya Texas'ı da sıkıştırmış olalım. En azından hiç video atmamazlıktansa Texas atmış olayım. Bu olaydan dolayı yarın Until Dawn'ın finali ertelenmedi bu arada arkadaşlar. Yarın ona devam edeceğim. Böylece bir 3-4 gün Dead by Daylight'a ara vermiş olacağız. Dead by Daylight tayfadan özür diliyorum öncelikle. Ama anlayışla bekliyorum. Pazar günü yine devam edeceğiz arkadaşlar Dead by Daylight'a. Hiç merak etmeyin. Çünkü elimde olmayan bir sebepti. Gerçekten uğraştım. Birkaç yöntem falan denedim. En son oyunu silmek zorunda kaldım. Ne olduğuna dair bir fikrim yok arkadaşlar. Geri buraya attı bizi. Lobi mi düştü? Ne oldu? Galiba birisi çıktı falan. Lobi düştü. Evet. Hadi bakalım. 1978 Texas. Vay, animasyonu güzel. Johnny dışarıyı kilitledi, çıkamayalım diye. İyi. Bu şey mi? Filmlerde böyle başlangıçta birileri ölür, sonra asıl film başlar ya. Ah lan. Hadi bakalım, başladık. Oğlum direkt o kapıdan gelmiyor değil mi lan o? Ananı avradını, burası saklanma yeriymiş. Çık çık. Üst kata, alt kata, ne bileyim, bir yerlere falan ulaşmam lazım. Aha, Johnny'nin yerini gördüm. Dur, sigortayı alayım. Sürekli saklanma yerleri falan var. Bu ne yapıyor lan orada? Ha, gaz yemiş. Gaz yiyince ne oluyor? Yerini falan görürdü, AFK mı kalıyor? Ne oluyor? Oğlum adamı full görüyorum lan şu an. Oğlum bunu dövüyorlar mı? Ne yapıyorlar lan aşağıda? Ha, bu AFK. Abi inanılmaz. Evet arkadaşlar, DC atıyorum. Yani 10 dakika sonra düzgün bir maça girebildim. Onda da adam AFK. Evet, yeni maçtayız. Umuyoruz ki bu sefer Johnny AFK değildir. Bu arada Johnny sanırım rastgele veriyor. Yani ben de olabilirim her an. Karakterlerin konuşmaları falan mı yok? Bak burada bağırmıyor falan. Ekrem'in hesabında olduğum için herhangi bir ayar falan mı yaptı yoksa? Şey mi lan? Gel masa tenisi oynayak, gel. Nasıl satayım oğlum? Çok hızlı başladı lan. Bu ney? Aa, parfüm. Bunu Q ile mi kullanıyoruz? Ne oldu bunu sıkınca? Aa şey herhalde. Biber gazı etkisi gibi bir şey mi veriyor? Oğlum sürekli kapı açma sesleri falan duyuyorum. Ananı avradını. Işığı söndür. Güzel bu arada, ortamı güzel. Bir evin içindeyiz ve peşimizde bir katil var. Can şişesi de alalım. Ananı satayım. O tarafta lan galiba. Niye ışık yandı oraya? Ananı avradını. Burada mı lan? Bu ney? Bu da parfüm. Tamam, bu parfümler. Oğlum üstte galiba. Üst katta olunca da. Lan! Araba çalıştırıldı. Aha, önümden geçti gitti. Araba çalıştırılınca sanırım telefon kutularından birine sigorta mı gidiyor? Ne oluyor? Johnny dışarıda. Oğlum nasıl kaçtınız? Ben nasıl kaçacağım? Lan nasıl kaçacağım? İşe falan mı açıldı orada? Ne oldu ya? Aa, onu öldürmüş burada. Enter. Tamam. Polis çağırıyorum. Alo, yardıma ihtiyacımız var. Tamam. Aha lan, 5 dakikadaymış, 6 dakikaymış. Vallahi burada saklanırım ki 6 dakika boyunca. Oğlum diğer gidenler nasıl gitti lan? Bunu, bu şey mi lan? Oyunun başında öldürdüğümü yoksa bizim karakterlerden, bu şu an oynadıklarımızdan biri mi? Oğlum burası hile gibi yer. Bu ne lan? Lan bu ne oğlum, hile bura? Zaten parfümüm de var. Gelirse parfüm sıkarım. Bak şu an oyun saklanmaca döndü arkadaşlar. Bu sağdaki süre boyunca yaşamamız gerekiyor. Yani ben öyle biliyorum. Eğer başka bir şey yapmam gerekiyorsa şu an yapmıyorum yani. Oğlum oyun başladı, 30 saniye sonra falan gitti bunlar. Bu ne yapıyor? Bayağı pijamayla falanız zaten şu an. Evde pijama partisi verirken manyağın biri geliyor, bizi kovalıyor. Dur ya, ben full saklanmak yerine biraz aksiyon mu arasam diyeceğim de. Bak bizimki ne yapıyor orada? Kız bunu söndür, bunu niye açtın? Evet arkadaşlar, kendimi riske attım şu an. Oğlum her yerde de bir sürü parfüm marfüm var lan. Burayı açıp fake ses vereceğim. Kaç şimdi?
Ananı avradını, buradaymış manyak. Aha, birini öldürdü galiba. Bir şey diyeceğim, biz bu süre içerisinde başka bir şey daha mı yapmamız lazım yoksa sadece saklamamız yetiyor mu ya? Aa bak, polisi aradı. Tamam, parfümümüz var arkadaşlar, sıkıntı yok. Allah, biri daha gitti. Tek mi kaldım lan? Vallahi tek kaldım galiba. Oğlum bu benim yerimi falan görüyor mu? Katilin hiçbir özelliğini bilmiyorum. Aa, ayak izlerini şey yapabilir diyor. Sürebilir diyor. Belki süremez. Geliyor galiba manyak. Oğlum 50 saniye dayanabilir miyim? Keşke dışarıdan hiç gelmeseydim buraya ya. Aksiyon yaşayalım diye geldim mal gibi. Aksiyon yaşadım evet ama sadece saklanması bile çok stresli şu an. Yanımdaki morlar iyice artıyor. Ne oluyor? Yerimin göründüğü anlamına falan mı geliyor bu ya? O ses ne lan? Biri koşuyor, yürüyor, bir şey oluyor. Geliyor. Kapı açtı. Hah, buraya parfüm attım. Lan ne oldu? Hah. Kaç. Aha, kaldır ellerini lan it. Ha ne oldu? Yakalandın mı lan it? He? Evet memur bey, bu it, bu itti bak, kaçıyor şerefsiz bir de ya. Ha bu şey için, hani geri geleceğiz demek için. Ama en azından biz kurtulmuş oluyoruz. Okey, güzel. Mantığı fena değil. Yani bu araba olayı, arabaya gidip bir şey yapmak, sonra ne bileyim polisi arayıp bekleme olayı falan 13. May'a benzetmeye çalışmışlar. Sonuçta kendi oyunları ama hani şu saatten sonra Texas çok düzelecek gibi değil yani. Bu arada güzel mod, bence keyifli. Hızlı da bir mod, böyle hızlı hızlı bitiyor. Az önce 30 saniyede falan kaçtı 2-3 kişi. Ben nasıl yaptılar anlamadım. Evet kızlar, pijama partisindeyiz. Pijama. Yine bir ananı avradını. Yok yok, onu yapma, onu yapma. Allah, bir de içeri hapsettim kendimi salak gibi. Parfüm sandım ben onu ya. Toolbox mı? Ne toolbox oğlum? Bunda ne yapıyorum? Arabanın kapısını falan mı açıyorum acaba? Lan yine ses vererek aldık hayvan gibi. Ya da direkt dışarı kapıyı falan mı açıyoruz acaba? Evin ortamı çok güzel yalnız. Ha dışarı kapı zaten açık. Dışarı çıkabiliyorum. O ne lan? Oğlum ne oldu? Biri direkt disconnect oldu. Buraya ne lazım? Ha anahtar lazım. Mantıklı. Aha bunda varmış anahtar, açtı. Tamam otur otur. Ara sen. Bunda ne var? Sprey mi? Ha hem parfüm. Ananı avradını, geldi. Vallahi geldi. Oğlum bunu kullanamıyor muyum? Kız yardım et, bir şey yap, şuna sprey sık, bir şey sık. Sprey nasıl kullanacağım lan? Evet, iki vuruşta öldürüyor arkadaşlar. Oğlum sprey nasıl kullanıyorum? Bastım çuğuya, basıldı tuttum. Lan arabadan aldı kızı. Tamam ilk görevimiz araba, onu anladık. Her türlü arabadan şu şey telsiz anonsunu yapmamız gerekiyor, o yardımı çağırmamız gerekiyor. Lan bunu da aldı. Çağıramadı değil mi? Aa nasıl vurdu? Canı mahvetti ya. Direkt next match. Bir şey diyeceğim. Şimdi ilk önce her türlü arabayı yapmamız gerekiyorsa adam arabanın başında bekleyerek çok rahat kazanır maçı. Bence ben bir şey yanlış biliyorum. Araba bir alternatif sadece büyük ihtimal. Ondan önce de hani telefonu falan sigortayı tamir edip çalıştırma olayı da vardır büyük ihtimal. Yani bir tane araba yöntemi var. Bir tane de ev içinde yöntem var anladığım kadarıyla. Çünkü sadece araba olsa arabanın başında bekler zaten. Maçı kazanmanıza ihtimal vermez. İki vuruşta da öldürdüğü için. Biz şimdi biraz fasulyeden takılmalıyız arkadaşlar. Biz bu modun acemisiyiz şu an. Biraz daha böyle safe takılmaya çalışacağım. Riskli işleri bizimkiler yapsın. Aa bak şurada telefon var. Bu telefonu çalıştırmamız için önce füze yapmamız gerekiyor. Okey. Aa bu ne lan? Şu parfüm tamam. Bunu sıktığımız zaman ona değdiği zaman stun yiyor ve galiba geri görünüyor. Bu ne işe yarıyor ki acaba? Bu katili stunlamama falan yarıyor olabilir. Oğlum arabayı çalıştırdı bizimkiler. Çok güzel. Direkt anahtarını bulmuşlar. Ananı satayım lan, ne yapıyorsun oğlum? Lan bizim adamdan jumpscare edim ya. Aa fuse da burada. Almışlar mı fuse'u? Aynen fuse'u almışlar. Şimdi ya arabayı çalıştırıp ya da fuse'u yapıp o az önce gördüğümüz... Ananı avradını. O az önce gördüğümüz telefonu çalıştırmamız gerekiyor şu bak şu sağımdaki. Hayır şimdi... Ananı satayım! Oğlum lan sesini duymadım, geldiğini anlamadım ki hiç. Aa sarı şey niye yanmadı? Stealth modda mıydı lan? Aa canım galiba stealth moddaydı. Ya oğlum lan nasıl korktum? Ya benim şu aldığım şey ne işe yaradı? Aldığım şeyleri bir çözebilsem. Ulan fuse'u da yapmıştı galiba ya. Evet. Tamam mantığını anladım. Alo polis mi? Hayvan herif ya. Tamam mantığı anladık arkadaşlar, okey. Anlamayanlar için kısa bir özet geçiyorum. Önce ya evin içindeki sigortayı bulup tamir edeceksin ya da arabanın kapısını açıp arabadan sinyal yollayacaksın polise. Bu ikisinden birisini yapıp az önce gördüğünüz telefonu aktif etmiş oluyorsunuz. O telefonla da polisi arayıp polisin süresi boyunca yaşamanız gerekiyor. Tüm olay bu. Başka herhangi ekstra bir şeysi yok. Hayır bari hit vurduktan sonra bir stun falan yese, arka arka iki kere vurabiliyor ya. Hani tek vuruşta ölmüş gibi oluyorum mantıken. Katil seni gördüyse yaşama şansın yok gibi bir şey bir nevi. Aa killer'ı bana verdi lan. Hadi bakalım. Aa bu açıdan mı oynuyorum bir de? First person oynuyormuş killer. Oo ben bu kapıyı açana kadar zaten killer'ın açısından da görmemiz güzel oldu arkadaşlar. Aa birini gördüm nereye gittiğini ama çok da önemi yok. Son vuruş. Hadi bakalım. Başladık. Oğlum çok zor.
Lan bir şey diyeceğim, ben bir şey yanlış yapmadım değil mi? Oğlum bu ne, Johnny'nin kötüyle oynuyorum ben. Oğlum bir şey mi yanlış bende? Bu ne? Böyle mi oynayacağım oyunu? Alo? Benim oyunum kesin bug'a girdi arkadaşlar. Ya bu ne oğlum? Ne yana çevirebiliyorum mouse'u, ne bir şey yapıyorum. Bir alta batsam. Ya da böyle başlayıp bir süre sonra mı düzeliyor acaba? Ya hayır, mouse'u bari çevirebilsem, anladın mı? Mouse dönmüyor. Oğlum hay şansıma sıçayım. Tam birilerini buldum, indireceğim diyeceğim. Ya oynayışa bak, bu ne oğlum, kör olacağım şimdi. Hayır, bu bilinçli yapılmış bir şey değildir ya. Bu, bilinçli olarak bu kadar kötü yapamazsınız yani bir killer görüş açısını. Şansıma sıçayım, harbiden şansıma sıçayım ya. Adamın götünden izliyoruz oyunu. Şuna bak ya, bir killer olduk saracak diyeceğiz. Evet, DC atıyorum. Benim ESC tuşum bile çalışmıyor şu an. Şeyi bile açamıyorum, menüyü. Evet, kapatıyorum oyunu mecbur. Şimdi bir başkasından baktım. Johnny de third person modda oynuyormuş arkadaşlar. Aynı kurbanlar gibi görüyormuş. Yani az önce bug'a girmişim. Gerçekten inanılmaz. Bir daha da killer verimini bilmiyorum yani, şansınıza küsün. Ben de oynamak isterdim ama. Gençler, modun bir problemi var. Şu yükleme ekranında takılıyor kalıyor böyle yani. Bazı maçlara çok hızlı giriyor. Bazı maçlarda da 10 dakika şurayı bekliyorum. Sonra beni geri lobiye atıyor falan. Keşke bir oynayabilseydim düzgün ya. 15. 20. dakikada falanım arkadaşlar. Bu ne oğlum, kasayı yakacak. Bu nasıl bir mod ya? Ben ölmüşüm bile anasını satayım. Bağlanana kadar ölmüşüm. Millet polis falan aramış. Arkadaşlar yok, bu mod maalesef olmuyor. Tolga abinin çok sağlam sistemi olmasına rağmen o da yayında drop yüzünden oynayamamıştı bu modu. Yani iki katlı bir tane ev yapacaksınız. Onu bile FPS'ini ayarlayamıyorsanız ne diyeyim size. 2-3 maç göstermiş oldum, neyse hani kaçış animasyonunu falan da gördünüz. Bir iki tane normal maç atayım bari. Yükleme ekranı 10-15 dakika sürüyor. Onda da diğerleri maça başlamış oluyor zaten. İlk maçta falan katil AFK'ydı. Demek ki onda da aynı problem oldu. Adam maça girmeyi bekliyormuş o sıra. Diğerleri bağlanmış oynuyor. Yani Texas benim için büyük hayal kırıklığı ya, gerçekten. Keşke betasındaki gibi kalsaymış her şey. Bu Rushwick modu geldiği için ikisinin lobisi ayrı. Yani oyuncu sayısını ikiye bölmüş durumdalar. O yüzden ana oyunu da çok uzun sürede buldu arkadaşlar. Bir kişi için 10 dakikadır falan bekliyoruz. Tek bir slot boştu. Onun gelmesini bekliyoruz 10 dakikadır. Maalesef Texas seni de yediler. Last Year gitti. Home Sweet Home gitti. Texas gitti. 13. Cuma gitti. VHS gitti. O ne lan? Oğlum Sony'nin tip ne? Ne oluyor oğlum, neyin? Lan animasyonda şey dolduruyorum. Vallahi bu oyun benim kasayı yakacak arkadaşlar galiba. Baksana abi, yüklenmiyor oyun falan. Oo, benim oyun gitmiş arkadaşlar, geçmiş olsun. Bak yürüyemiyorum. Dur bir yüklenmesini bekleyeyim. Texture'lar yüklendi, karakter yürümüyor ki. Johnny bir bug'a soktu oyunu. Bak ondan sonra hiçbir şey olmadı, gördünüz mü? Ne diğer maçlara girebildim, ne şu anki maçta oynayabildim. Johnny bug'a soktu şu an oyunumu, mahvetti abi, çok güzel. Harbiden inanılmaz. Bir oyunun dosyalarını doğrulamayı deneyeceğim. O da çözmezse evet, Texas videosu saçma sapan bir hal almış olacak arkadaşlar. Arkadaşlar dosyalarda herhangi bir sıkıntı çıkmadı. Son kez Rushwick modunu deneyeceğim. Artık olur mu, düzelir mi bilmiyorum. Ya ben ilk defa bir oyunda bir maçta yakalandığım bug'ın diğer maçlarda da devam ettiğini gördüm. Böyle bir şey olamaz. Yani o Johnny ile girdiğim bug'a kadar her şey normaldi. Maçları hızlı buluyordu, maça hızlı giriyordum. Orada bir şey oldu. Kitlendi yani, lanetledi bilgisayarımı resmen. Gerçekten inanılmaz. Bak yine çok uzun süre bekletiyor. Yine ya maça almayacak ya aldığı zaman yürüyemeyeceğim. Allah'ım yarabbim. Neyse bir son kez bekliyorum arkadaşlar. Abi şu günü birisine anlatsam iyi sallıyorsun he der, bak yemin ediyorum. Önce DB'de çekecektim. Bozuk dosya hatası verdi ki ilk defa Dead by Daylight'te böyle bir hata aldım. Bir sürü yol denedim. Hiçbiri düzelmedi. En son oyunu silip yüklemek zorunda kaldım. Tekrar yüklemesi uzun süreceği için DB'de iptal oldu, tamam mı? Sonra Until Dawn'ın finalini yapabilirdim ama Until Dawn'ın finali uzun sürecek oynaması. Sonra onu editlemesi de bir o kadar uzun sürecek. Hatta daha uzun sürecek. Videonun süresi uzun olduğu için yüklemesi de uzun sürecek. Yani geceye kalacaktı. Gecede atmak istemem Until Dawn'ın final videosunu. O yüzden bari dedim ki videosuz da geçmeyelim bugünü. Uzun süredir de oynamıyorum. Araya bir Texas sıkıştırayım böyle. Yeni gelen Rushwick modunu oynayayım. Onda da başıma gelenleri canlı canlı seyrediyorsunuz zaten. Hani bir şey gösteremedim. Kötü bir video oldu, farkındayım arkadaşlar ama o video streakini bozmak istemiyorum gerçekten, çünkü benlik değil. Uzun uzun konuşma yapmaya çalışıyorum ki arkada loading ekranını görün yani, gelmiyor oyun. Şu an büyük ihtimal girdiler oynuyorlar, biliyorsunuz değil mi? Bak arkada büyük ihtimal şu an sinematik falan geziyor ya da Johnny beni mi öldürdü şu an, ne oldu? Büyük ihtimal öyle bir şey oldu. Arkada oyun akıyor şu an. Evet yine ölmüşüm arkadaşlar tabii ki de. Diğerlerini de izleyemiyorum bu arada. İlginç. Ben hayatımda böyle bir şey görmedim. Ben hayatımda yakalandığım bir bug'ın bütün oyunu bu şekilde etkilediğini hiçbir oyunda görmedim abi, inanılmaz. Yorum yapmak istemiyorum yani şu şanssızlığıma. Ne çekmek istediysem bugün elimde kaldı. Bu da kötü çirkin bir cümle oldu ama. Evet gençler kusura bakmayın, çok değişik saçma bir video oldu. 2-3 maç atabildik Allah'tan da, hani bir şeyler görmüş olursunuz diye tahmin ediyorum. Düzeleceğini bilsem 1000 kere daha denerim. Sıkıntı yok ama gerçekten olmuyor, düzelmiyor yani ne yaptıysam. Video streak'i de bozmamak için kısa da olsa bu videoyu atacağım. Umarım eğlenmişsinizdir diyeceğim ama diyemiyorum. Yarın Until Dawn'ın final bölümünde telafi ederim arkadaşlar. Hiç merak etmeyin. Pazar gününden itibaren de Dead by Daylight videoları da devam edecek. Dead by Daylight tayfa birkaç günlük anlayış göstermiş olsun. Kendinize çok iyi bakın. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. İyi günler, iyi eğlenceler.